Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili seçmenler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüm diğer partilerden çok farklı bir partidir. Cumhuriyeti kuran parti ismi. Bu nedenle zaten hala yaşıyor. Bu nedenle hiç Cumhuriyet Halk Partisi ilgisi olmayanlar o tabelayı kullanıyor. Yani tabela partisidir. İçeriği boşaltılmıştır. Evet, tüzükte durabilir. Ama bugün yönetenler hiç ona uymuyor. Şimdi diğer partiler, bir sürü parti var. Bir sürü mezarda partiler. Mezarda ya iktidar olmuş, tek başına iktidar olmuş. İşte Demokrat Parti. Mezarda. Anavatan Partisi. Mezarda. Tek başına iktidar olmuş. Diğerleri tek başına olmadı ama iktidara geldiler mesela. Daha sonra Demokrat Parti'nin devamı Doğru Yol Partisi. Adalet Partisi. Evet. Hepsi mezarda. Şimdi ülkenin bir gerçeği var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de böyle bir sürü kopma olmuş. Gidip farklı partilerde kurmuşlar. Bir sürü örneği var. Bir sürü. Yani Türkiye'nin siyasi partiler kanunu tarihine bakarsanız görürsünüz. Yani kısa zamanda böyle. Peki bunlar ulusa bir yarar getirmiş mi? Hayır. Getirseydi getirir. Şimdi dolayısıyla yapılması gereken tek bir şey var. Yani Anadolu Cumhuriyet diyorsun, Atatürk diyorsun. Birlikte olman lazım. Yani tek bir örgütün olacak, teşkilatın olacak, cemiyetin olacak. İşte Anadolu'da ne yapmışlar? İşte ülkenin işgaline karşı, ülkenin her tarafında, Trakya'dan ta Kars'a kadar müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuş. Bunları birleştirmişler. Belli amaçlarda birleştirmişler ve meclis oluşmuş. Karşılarda da var neticede. Yani Anadolu İhtilali hem dış düşmana karşı hem içteki işbirlikçilerle yapılmış savaştır. İş savaştır aynı zamanda. Onların sonucu başarılmıştır. Şimdi herkes eleştiriyor, eleştiriyor, bir şeyler söylüyor. Bu bir çözüm değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini anlatmak bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Onlar tarafından yönetilmiyor. Ülke de öyle değil mi? Yani ülkeyi de beğenmiyorsun yönetimi. Ne yapacaksın? Beğenmiyorsun. O zaman gidelim kardeşim hepimiz. Partiyi beğenmiyorum, gidiyorsun. Tamam. Yapılması gereken tek şey var. Üye olacaksın. Bakacaksın, ha bugün bu ülkede gerçekten kimin hangi partiyle sen değiştirebilirsin kaderini, gidişatı? Hangisiyle? Seçenek belli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi konusunda bir seçenek görmüyorum. Tamam. Dolayısıyla tüm enerjini, her şeyini Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksin. Şimdi tepeye bakmayacaksın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir partidir. Onun ilkeleri yazıyor. Bakacaksın o ilkelere. O programına. Program tamam biraz yontulmuş ama tüzüğüne bak. Tamam mı? Bak orada. Sen düşüncelerini orada görebiliyor musun? Görüyorsun. Görüyorsan o zaman başka yerlerde bir şey aramanın bir anlamı var mı? Evet. 4-6 tane ilkesi var değil mi? Yurtta barış, dünyada barışı savunuyor. Sen de savunuyorsan. Devrimciysen, ülkücüsen, değil mi? Milliyetçisen, işte CHP'ye geleceksin. Ha. Geleceksin, program önünde, tüzük önünde, o tüzüğe göre hareket edeceksin. Bu kadar. Tüzük. Tüzük. Yani bir Anadolu devrimi, itilali, cumhuriyet, ya Amasya genelgesi, ya 4 tane, 5 tane madde üzerine efendime söyleyeyim, kurulmuş, başarılmış. 4 tane, 5 tane temel madde ya. Bu kadar. İlke. Temel ilke. Ha, tüzük orada. Geleceksin, üye olacaksın. Mahalledeki insanlara beraber bu işi yapmaya çalışacaksın. Bunun dışında başka bir yol yok. Ha çok bu basit bir şey mi? Hayır. Basit bir şey değil. Zor bir şey. Bak öyle çok böyle basit bir şey. Hemen lap diye değişecek bir şey yok. Çünkü bu beğenmediğin parti yönetimi var ya,
o gördüğün Ankara'da işte 60 kişi ya da işte onun masa başında yaptığı vekiller 300 kişi, 500 kişi değil. İlçelerde de var aynı yönetimin parçaları, işbirlikçileri. Yani oturduğu yerde insanları bir çizikle böyle mahallede seçilmiş delegeyi kafasına üzerine çizik çekip yerine başka insan yazan il başkanları var. Yani bununla mücadele ediyorsun. Yani, bu başarılabilir mi? Başarılabilir tabii ki. İlkeli olduktan sonra, dürüst olduktan sonra, hukuka uyduktan sonra, hukuk kim olursa olsun hukuk dışı bir hareket yapıyorsa orada, yanlış bir şey yapıyorsa ona karşı olduğun zaman ve sevdiğin, saydığın, dürüst, partinin hukukuna uyan insanları da yönetime getirmeye çalıştığın zaman getirirsen o zaman düzelmeye başlar. Ve bunu yaparken de mutlaka ve mutlaka geçmiş yönetimlerle böyle bulunmuş, onları desteklemiş insanları evet onlarla birlikte olabilirsin ama onları asla asla seçmeyeceksin tekrar. Çünkü öyle bir şey ki huy çıkmadan can çıkmadan huy çıkmaz derler ya. Bir hastalık var. Tamam mı? O insanlar seni 2 dakikada masada gene satabilirler yani. O huyundan vazgeçmez. Onun umurunda değildir. Hukuk mukuk. Onun umurunda işte ben olayım, benim adamlarım olsun. Adamcılık yaparlar onlar. Ekipçilik yaparlar. Tamam mı? Onun da bir faydası yoktur. Şimdi kişiler üzerinde particilik yapanlar var. Aşiret gibi böyle. Yani onlar onun adamları. O olur. O olmasa ben olmam. O gider hepsi bakarsın istifa eder gider o parti. Tamam mı? Ha iyi niyetliyse destekleyecek. Aday olmuş. Bilmem yönetim kurulunda görev almış. Orada hiç yani mevcut duruma itiraz etmemiş, düzelmesi için bir şey yapmamış, hukuk mücadele vermemiş adamı sen gene koyarsan oradan hiçbir şey olmaz. Onları asla koymayacaksın. Tamam mı? Delegelerde de öyle. Yani buna dikkat edeceksin seçerken. Onun dışında kim olursa olsun. Yani yeterince insan var. İnsan var. Önemli olan o büyük çoğunluğunun hareket etmesi, birlikte hareket etmesi. Büyük çoğunluğunun bir kısmının birlikte hareket etmesi. Oturup birilerinin sana aday çıkarmasını falan beklemeyeceksin. Tepeden hiçbir şey olmaz. Unut bunu. Olmaz, olsaydı olurdu. Yukarıdan hiçbir şey olmaz. Aşağıdan olacak. Aşağıdan. Yani yöntem odur. Onun dışında olmaz. Aşağıdan yukarıya birliktelik olur. Yukarıdan değil. Bugüne kadar da zaten olmamıştır. Olmaz. Çatıda birlikteler onlar. Çatıda görüyorsunuz yukarıda. Yani basit sorudan bak hepsi bir dersin. Değil mi? Hepsi çıkarını düşünüyor dersin. Hepsi kendini düşünüyor dersin. Yani sıradan bir insana sor. Basit düşün yani. Bak parlamentoya. Millete mi hizmet ediyorlar? Yoksa evet basit sor. Evet iyi insanlar bile olsa. Yani benim de birebir tanıdığım insan var milletvekillerin içinde. Tamam da ne yapabilir orada 3 kişi, 4 kişi? İmkanı yok. İyi de olsa. Otomatikman sesini kesecek, duracak. Çok cesur bir insan değilse. Yani ya da çok ilkeli bir insan. Zaten olsa orada milletvekili yapmazlardı onu. Yani bu ink sistem. Tamam. Şimdi masa başında yazılıyor listeler. Ha, yani bunun dışında başka bir yol değiştirmeli. Ve hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin insafına bırakılacak bir parti değil. Bırakamazsın. Bırakırsan ne ülkeyi değiştirme, ülkede bir şey değiştirme şansın olur, ne sendikalarda olur, ne orada olur, ne bu orada olur. Evet, bu mümkündür. Sahip çıkacaksın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçekten ulusun yararına çalışan bir parti haline getireceksin. Tüzük ve programına uyan insanları getireceksin. Başka da bir yol yok. Sevgi ve saygılarımla. Yani. Bunun dışında başka da bir yol yok. Hep birlikte. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.